Bir soruyla da devam edelim. Tuğba Hanım, hocam iyi günler. 11 yaşında kız kardeşim var. Tip 1 diyabet teşhisi konuldu. Şeker testinde açlığı 120 çıktı. Evde yaptığımız ölçümlerde aç karnına 110, tok karnına 140 çıkıyor. İnsüline başlamalı mı ya da vereceğiniz bir öneri var mı? Şimdi bu bakın tip 1 teşhisi konulmuş. HbA1c'si kaçmış onu yazmış mı? Yazmamış Tuğba Hanım. Daha Lütfen iki onu da dakika olmuş yazarsan. mu atalı? Lütfen Ha, gönderin. şimdi burada yapılacak olan şey şu. Bir kere tip 1 diyabet. Bu otoimmün bir hastalıktır. Ya kız çocuklarında o kadar çok arttı ki bu Hüseyin. Yani o kadar çok var ki bu tip 1 diyabet. Hocam bir soru sorayım. Çocuklara inanılmaz şekerli ürün yediriliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Yani gerçekten bazen Evet. sinirim bozuluyor. Gideyim söyleyeyim diyorum ama bizde iyi niyetli de söylense bazen ters tepki alınabiliyor. Hocam 10 dakikada 3 tane bu yuvarlak çubuklu şekerler var ya. Evet. 10 dakikada 3 tane şeker yiyen çocuk gördüm ve bunu annesi veriyor ona. Al, al, al diye. Ha, beni Çok şeker yemek sussun, sussun. beni Evet. rahatsız etmesin Evet. filan diye. Ya dedim dayanamadım gideyim söyleyeyim ama ondan sonra da yani asa söylemem lazımdı. Kızarsa kızsın. Yani böyle bir şey olamaz. Bu Evet. yola ileride bu tetikliyor mu? Tabii ki. Gayet tabii. Yani bakın tükettiğimiz yani mümkün olduğu kadar doğal olanları tüketeceksiniz. Bu aspartamdır, işte şudur budur bir sürü suni tatlandırıcılar var. İnsülin direncinin gelişmesine sebebiyet veriyor. Yani ne diyeyim Hüseyin? Yani şunu yapma bunu yapma ama o bir taraftan bambaşka şeyler tüketiyorlar. Siz mümkün olduğu kadar doğal gıdayı tüketin. Bakın burada benim kendisine önerim. Doktorunu ihmal etmesinler. Ihlamur, kuşburnu bunu kullanacaklar. Bir de sinirli ot. Bak 5-6 tane 5-6 tane kuşburnunu havanda ezeceksiniz. Bak bunu belki Çatlıyor de hemen hocam. efendim Çatlıyor hemen hocam. evet şöyle havanda bir çatlatın 5-6 tanesini suyun içine atın. Bir tutam, 1,5 tutam da ıhlamur ilave ediyorsunuz. Gene bir tutam yani 4-5 gram da sinirli ot. Bunu beraberce 7-8 dakika kaynatın ve ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra çocuk bunu gün içerisinde yani bu ne kadar? Bunu 2 bardak suda hazırlarsınız. Süzdükten sonra 2 bardak bundan çıkar. İşte bir öğleden evvel, bir öğleden sonra, öğünlerden önce yalnız bak. Öğle yemeğinden önce, akşam yemeğinden önce veya sabah kahvaltısından önce, diğerinin de akşam yemeğinden önce. Hatta üçe de bölebilirler bunu. Sabah, öğle, akşam, öğünlerden önce bunu uygularsa şey olur, iyi olur. Yani bu kan şekerini açlık ve tokluk kan şekerini ve açlık kan şekeri yüksekse düşürmekte çok çok faydasını görür. Ama tip 1 dedi bak tip 1 teşhisi konulmuş bu çocuğa. Çörek otu yağını da verebiliriz hocam. Çörek otu Evet. yağını. Çörek otu yağı da kan şekerinin düşürülmesinde yardımcıdır. Özellikle tip 1'de bende bildiğim onlarca anne var. Tip 1'i olanlara Melisa çayı içiriyor. Hocam şekerini bazen kontrol edemiyoruz. Ama limon Melisa çayını içtiğinde rahatlıkla kontrol altında tutabiliyoruz diyor. Eğer bilirsem ki hemoglobin A1C'si kaç, o zaman sinirli otu altın otuyla orada yer değiştirebiliriz. Ancak emin olmadığım zaman, bilgi gelmediği zaman sinirli otu veriyorum. Bunu söyleyeyim. Ama altın otunu da kullanabilirsiniz. Gerçekten düşürüyor.